Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki tane şarkı dinleyeceğiz. İkisinde de 80's var ama ben direkt size şöyle direkt anlatayım. Anlatayım direkt söyleyeyim yani. birincisi direkt Japon single'ları. İlk defa Japon single çıkarlar. Yani normalde yani Japon single çıkarmak her gruba mahsus demeyeyim de her grup çok fazla uğraşmıyor. Yani nasıl desem, bazıları mesela uğraşıyor ama yani her grup mesela kesinlikle Japon single çıkaracak diye bir şey olmuyor. 80's de biraz böyle hani tutunmaya başladığı için baya hani nasıl desem yani 2 senelik grup olmaları rağmen 2 veya 3 sene tam hatırlamıyorum. Baya böyle tutunmaya başladı. O yüzden de Japon single çıkardılar galiba. Yani kafamdaki durumu hani yani ki zaten bu göreceli bir durum. Hani çok fazla tutunmazsa niye Japon yani da single çıkartırsın ki? Öyle bir durumdan dolayı çıkarmışlar diye düşünüyorum. Ya da öncesinde bir sıkıntı varsa da siz söyleyin bilirim. İkinci şarkı olarak da Rain, Monsta X, Brave Girls ve 80's'in direkt düeti ama bunlar şey değil. Hani birkaç kişinin mesela toplamıyla beraber direkt full grup olarak değil. Rain'i zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hani bilmeyen ne varsa da şöyle diyeyim. Yani K-pop'un temellerinden arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Gerisine az çok bakın görün. Nani no toke falan diyormuş. Çok güzel. Kendisi böyle filmlerde falan da bayağı bir oynamıştı falan var. Bayağı bir sağlam oyuncu ve çok güzel bir şarkıcı. JYP ile olsun, ondan sonra Chunga ile falan olsun böyle. Şey böyle sürekli düetleri falan da çok oluyor. Geçen Jackson ile de yapmıştı. Yani bayağı bir kişiyle yapıyor galiba. Yani galiba da yapıyor hatta. Kendisi solo falan da atıyor. Geçelim abi videoya. Videoya hiç mevcut kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenecek olursa beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Söyle bakalım Japonca. Ben bu arada anime çok izleyen birisiyim. Japonca bana çok farklı veya garip gelmeyecek o yüzden. Yani çok çok farklı falan durumlarım olmayacak muhtemelen. Dur kanka çok bağırıyorsun bir dakika. Ay ne yapıyorsun lan, kim bu? Honjung mu? Allah ne oluyor? Telefoncum, bir dakika durur musun bebeğim? Tamam biliyorum şarj istiyorsun ama bekle. Videodan sonra. Yani. Uf, yeşillik. 80's'in böyle direkt dışarıda çektiği videolara çok bayılıyorum ya. Görsele gel bu yanka. Bu yokta kırılım abi bir dakika. Bir şey diyeceğim ya, Honjung'un çok bir şey yok mu ya? Honjung'u var ya, o kadar çok makyajını falan, makyajı kimse bilmiyorum, muazzam yapıyor. Her şekilde bana çok farklı bir vibe veriyor. Yani adama böyle bazıları mesela makyaj yaparsın ve her seferinde oha şuna bak falan durumların olur ya. Tamamıyla Honjung bende o şekilde. Woo Young'da mesela makyajda böyle çok titizlik yapılması gereken birisi bence. Çok yüzük, çok küçük bir yüzü var ondan dolayı. Yunon'da geldiği standart aynı şekilde oluyor. My Vice bu arada. Şu anki bir yasım bu. İlla geçmişte Jungkook'a değişiyor sürekli. Sana bak. Koy anime hostuna oynuyorsun abi. Bayağı iyi olmuş. Yani direkt böyle hani gidişinden belli yani. Daha gerisini dinlemeye bile gerek yok. O kadar güzel gözüküyor. Sana bu sarsıyla bayağı yakışmış bu arada. Sen listezik. Nasıl elini ver? Bir dakika abi. Jungkook'un saçları siyah mı? Wow. Gerçi önceden görmüş, illa görmüşsüzdür de bayağı görmediğim işe tuhaf geliyor yani. Reis line almış ya sonunda. Liderimiz ses o kadar güzel ki böyle şey değil. Nasıl yani
Dinlenebilir bir rapi var abi. Adamın sesi güzel, anladın mı? Bu adamın vokali muhtemelen çok iyidir bence. Genelde gruplar, çok mesela popüler olmayan gruplar vesaire olan gruplar, yani çok mesela hiç olmasına gerek yok. Japonca MV'lere çok fazla para harcamazlar. Bu da zaten öyle bir klip. Çok fazla böyle tepki verilecek bir durumu da yok aslında. Şarkıya genelde şu an tepki veriyoruz gibi bir şey düşünebilirsiniz. Telefoncum, kapatıyorum seni bebeğim. Şarj olma. Hani çok fazla bir şeylik durum yok. Hani incelin, yani şarkıya aslında tepki. Çünkü dümdüz çocuklar mesela geçiyor yani. Hani MV'ye tepki verebilecek bir durum yok. Şarkıya bakacak olursak da şarkı muazzam duruyor. Bayağı iyi yani. Ama Japonya özel çıkanları da bayağı bir hoş yani. Demek ki hani bir şey var yani. Bir tutulma var, bir izlenme var. Ne hangi adı bu? Division. Oğlum bayağı bir line almış yalnız reisler. Bu çocuğun ismini unuttum, neydi ya? Yosank'la Song One Health ismini unutmuşum abi. Hani o kadar çok takip etmiyorum ki 80'i şu sıralar. Hani insanlara diyordu zaten abi 80'i falan takip etmiyorsun falan diye böyle. Ya uzun sürede video falan çekmiyorsun diye. Harbiden de çekmiyormuşum yani, onu fark ettim. Bir 80 olarak üzüldüm yani şu an kendime. Ama iyi line almış çocuk yani, sevindirdi. Bu arada Honcuk tam böyle şey benzemiyor ama böyle hani stili böyle biraz da Amerikan var yani, şey değil, K-pop değil de biraz daha böyle nasıl desem sert, biraz daha böyle hani yurt dışına kaçan bir havası yok mu sizde? Okay. Gidiyoruz mu? Çaliga. Demirs güzel abi. Güzel. Gayet iyi bence. İlk single'a göre bence gayet iyi. Şarkıya özellikle şey yapmışlar, özen vermişler. Bayağı iyi durmuş şarkı. Kimler var bakalım? Bakabiliyoruz da bakalım altta kim yazıyor mu kim olduğunu. Bilen var mı abi kimler olduğunu, içinde yazabilir mi bana? Tek atalım Honcuk Pepsi reklamı. Peki, wow. Tamam. Honcuk'ta Yunho var, onu gördüm. İyi, my bias. Ne yapıyorsun lan? Oha. Çok iyi duruyor yalnız. Eğitiniz parlamıyor mu reis? Çocuğun kim oğlum bu? Oha, görseli kes. Monsters'teki çocuklar kim abi? Bana biri yazabilir mi? Stiline var, bayılıyorum resmen. Bu sert olan reislerden değil mi? Oha. Dövüşelim mi kanka? Çok sert yapısı var ama çocuk tamamıyla bunu yansıtmış. Güzel durmuş. İçim var, kıfır kıfır oldu yemin ediyorum. 4-5 gündür ben böyle çok fazla şarkı falan dinlemiyorum. İşler falan çok yoğun böyle. Hatta zaten bu çektiğim önceki 4 günün videosu şeydi. Hani 4 günlük videoydu. Ondan da 4 gündür sürede işte bir şey dinleyemiyordum. Çocuğum yalnız vokal alınca böyle geçtim ya kendimi. Güzel, tatlı bir ses. Dev görsünde bu şekilde tutulması çok hoş bence ya. Kızlar ucundan döndü yemin ediyorum. Aha, bayağı bayağı iş var ya işin içinde. Baksana.
Larve. Adam kırkına dayandı bu arada, adamın görseline bakar mısın? Oha. Kız hepsine içine düştü. Tek açacağını biliyordum. Çok iyi lan. Ortam bu arada böyle çok şey, hani yazlık yani, normal arka planı şey yapmışlar, tamam yanmacık bir şekilde kullanmışlar ama yani şu dakikaya kadar geldim mesela, daha yeni böyle analiz edebildim arka tarafı, hani şey böyle sırıtmıyor çok fazla. Kızın falsettosu mükemmeldir o ya. Sen ne duruyor? Şu çocuğu çok beğendim bu arada. Şu çocuk çok iyi. Kim bu? Bunun ismi söyler misin o zaman? Soldaki reis de bayağı uzun bir reisti, onu da hatırlıyorum. 3 tane Mustangs var bu arada, onu fark ettin de. 3 tane değil mi? Hey, geliyoruz reis. Ne oluyor? Dans mı var? Kopuyor muyuz? Çocukken neyse main dancer havası aldım. Allah içliyor pepsiler. Yarasın koçlarıma. Maşallah maşallah. Şu kısma çok güzel. Şu kısma çok güzel. Ayretten. Nasıl söyleyeyim? Oho. Böyle kolaplar inşallah görürüz ya direkt iş birlikleri. Bence gayet tatlı olmuş bu arada. Hani yapılabilecek bir şey bu. Sürekli insanların yapabileceği bir şey bence. K-pop'ta bu çok fazla mümkün olmuyor biliyorsunuz. Onun haricinde yani bu akşam mesela arkadaşlarınızla berabersiniz. Ne bileyim Koreli şarkı seviyorsunuzdur. Açıp böyle K-pop zıplayabileceğim bir şarkı olmuş. Yazın özellikle. Çok tatlı olmuş. Tam böyle durumuna yani direkt şu anki duruma uydurmuşlar ve güzel olmuş bence. Reklam olarak da güzel yanmışlar ki yani gruplar bundan gelir falan sağlıyordur. Güzel yani grupların karşı ne bileyim yani ne bileyim sonuçta çünkü gruplar kazanıyor bir şey oluyor falan böyle, onların da yükselmesi tanımış Pepsi çünkü yani biliyorsunuz güzel bir marka. Öyle, neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın, kendinize bakın, görüşmek üzere.